Üniversitesi. Orada evet. Sizin şarkınız söyleniyor ve klip çekimleri var bugün. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Yönetmenimiz sevgili Kürşat Kızbaz dedi ki Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminde bizim pek çok farklı temamız var, farklı müziklerimiz var ama sizin Aşk İçin Gelmişiz şarkısı o kadar güzel oturuyor ki dedi filmin bütün konusuna ve oradaki karakterlerimizin yolculuğuna. Ben de seve seve tamam dedim ve bugün Aşk İçin Gelmişiz şarkısını hem o filmde kullanılmak üzere hem de tüm platformlarda izleyebileceğimiz haliyle bir klibini hazırlıyoruz. İçinde hem Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminden görüntüler olacak hem de benim buradaki şarkıyı söylerken ki planlarım olacak. Gayet güzel gidiyoruz. Güzel bir dekorumuz var. Kapımız var. Arkada mumlar var. Besmele var duvarda. Çok hoş bir konsept. İlk başta şey dedik. Acaba ben dedim filmdeki kıyafetlerden, derviş kıyafetlerinden birini mi giyeyim diye. Evet, sonra o kıyafeti taşımanın zor olacağına karar vererek vazgeçtik. Bir gömlekle böyle devam ediyoruz. Ya Gökhan Töre'den dolayı böyle bir siyah beyaza bir şey kayma var bende arkadaşlar. Hani takım hala Galatasaray'da böyle bir siyah beyaz hoşuma da gidiyor. Çok da yakıştı ama çok da güzel oldu. Özellikle hani beyaz mı kullanalım siyah mı kullanalım derken filmin konseptiyle de ilgili. Şimdi tabii Kürşat daha fazla bilgi verecektir. Böyle bir şeye karar verdik. Klipte kısa bir görüntü aldık ama klip nasıl olacak diye bir soralım. Neler yaşanacak? Tabii önce çok teşekkür ederim Mustafa Bey'e. Hem gönlü çok güzel. Hem yüzü çok güzel, hem sesi çok güzel, hem sanatı çok güzel. Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmimize de o güzel parçasıyla onur veriyor. Umut Eder'in filmin unutulmazlarından bir tanesi olacak. Hem bu güzel parçası hem de çekeceğimiz bu klip. Klibimizdeki o filmin görüntüleriyle birlikte Mustafa Bey'in senkronlarını, kolajını yapacağız. Şimdiden uzun yıllar eskimeyecek güzel dokusu olan, tarihi dokusu olan bir klip olacağına inanıyorum. En başta da çok sevgili Mustafa Bey'e de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek? Aslında şarkınızla film harmanlanmış gibi bir durum tabii ortaya çıktı değil mi? Zaten yani filmin ilk repliğini ben seyrettim. Kürşat'la beraber izledik. Filmin ilk repliğinde zaten diyor ki aşk için benliğinden vazgeçmen gerekir diyor ilk replikte. Bizim şarkımız da zaten aşk için gelmişiz bu cihana ve tamamıyla benlikten geçenin yaridir Allah diyor şarkı. Bütün sözleri filme uyuyor çünkü zaten çıkış noktası olarak bu tabandan çıkan sözler, bu paralelde ilerleyen sözler olduğu için filmi de anlatıyor gibi, özetliyor gibi. Çünkü aşkın sırrını arayan Somuncu Baba'nın bir yolculuğu bu. Biz çok uzun süre düşündük nasıl bir klip yapalım aşk için gelmişiz, ne yapsak? Yani biz de dere tepe dolaşsak mı? Ve İki farklı yönetmen arkadaşımız senaryo yazdı ve dedi ki biz altından kalkamıyoruz, yapamıyoruz dedi. Yani iki kişiyle böyle bir çalışma denedik. Ama nasip zaten hali hazırda bu kadar iyi işlenmiş, çekilmiş görüntülerin olduğu bir filmle birleşmesindeymiş. Çok da iyi olacak diye düşünüyorum biraz şimdiden. Biraz anlat lütfen. Onlar falan böyle biraz... Filmin içinde kullanılan... Yo, 13. yüzyılda genelde aydınlanma araçlarından bir tanesi mum. Filmimizde de çok mum var. Mumla aydınlanıyorlar. Evet, evet. Ya özellikle bu kapının olması çok önemli. Biliyorsunuz tasavvuf kültüründe kapı çok önemlidir. Türk-İslam kültüründe kapı çok önemlidir. Mustafa Bey'in beyaz giymesi de çok manidar, çok anlamlı. O nefsinden arınan bir dervişi aslında çağrıştırıyor. O anlamda film ve özellikle müzik o kadar bütünleşiyor ki İzleyince çok iyi göreceksiniz. Bu şekilde çok çok daha kalıcı bir iş yapmış olacağız. Ve bütün o güzel görüntüleri Mustafa Bey'in de güzel sesiyle bütünleştirdiğimizde yine çok iddialıyım uzun yıllar böyle çok keyfi çok tadıyla izlenecek bir klip olacak. O yüzden buradayız.